Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Silas oynanış videosu ile karşınızdayım. Dün gece bir analiz videosu çekmiştik Silas hakkında. Yetenek kiti şunlar olabilir, bunlar olabilir, şöyle yapabilir, böyle yapabilir derken sabaha karşı karakterin oynanışını görebilmek adına PB Server'ına eklemişler. Ben de daha yeni fırsat bulabildim. Anca çekiyorum. Sizlerin birazcık geç karşısına gelecek karakter maalesef. Bu arada botlara karşı gösterebileceğim. Maalesef normal oyunda denemek mümkün değil. Çünkü ya banlıyorlar ya da sizden önce pikliyorlar ya da oyunu bozuyorlar maalesef. Böyle bir huyu var ki zaten pingimiz yüksek. PB'de olduğumuz için kolay kolay oynayamazdık da. En güzeli botlara karşı göstermek olacak. Yetenek kitini daha rahat bir şekilde analiz ederiz. Haritada daha rahat bir şekilde dönüşürüz. Öncelikle bu birebir bir bot karşılaşması olacak. Karşımıza Udyr'ı aldık. Udyr'ı merak eden arkadaşlar vardı. Onun için göstereceğim. Ardından da botlara karşı bir oyun gireceğim. Ve orada karşıma işte Darius, Kartuş aklınıza gelebilecek. Hani ultisini kullandığımızda nelerin değişebileceğini görmek istediğiniz Shen gibi. Hatta Shen'i de söyleyeyim. Şampiyonları koyacağım. Ve onların ultilerini çalarak neler yapabildiğimizi göstermek istiyorum. İlk etapta bir çarp aldım. Hani jungle'da nasıl olur? Ben jungle'da oynamak istiyorum diye merak eden arkadaşlar vardı. Onlar adına bir jungle dönüşünü gösterelim karakterin. Bu arada enteresan bir şey daha var. Karakter full yetenek gücü olarak geldi. Biz eşya almadan gitmişiz bu arada. Bravo bize. Hemen şuradan avcı tılsımını doldurabilir iksiri ve şeyimizi aldıktan sonra. Şöyle Q yeteneğiyle başlıyorum. Q yeteneğini bilmeyen arkadaşlar için bahsedeyim. Hatta öncesinde pasiften bahsedelim. Siz bir yetenek kullandıktan sonraki otomatik vuruşunuz alan etkili bir hasar vuruyor. Ve bu alan etkili hasarı sizin saldırı gücünüzden, yetenek gücünüzden ve kendi gerçek hasarından alıyor. Yani pasifiniz gerçek hasar da vuruyor. Bu tankları eritmenizi kolaylaştıracak. Aynı zamanda hibrit bir otomatik vuruş yaptığınız için de otomatik vuruşunuzda çok da fazla can yakabilirsiniz. Şöyle Q yeteneğimizi vurarak başlayalım. Ardından otomatik vuruş gördüğünüz gibi alan etkili vurdu. Çok fazla bir hasar çıkartamıyoruz. Karakterin tüm yetenekleri yetenek gücünden alıyor. Burada maalesef göstermiyor ama bir tek pasifiniz AD'den alıyor. Hani o da oyun içinde birçok şeyi değiştirmeyecektir. Hani değiştireceğini zannetmiyorum açıkçası. Ama karaktere bir liç puan mutlaka kasılır. O liç puanın vereceği hasarla birlikte çok rahat takım savaşlarında hatta 1v1'de iş değiştirebilirsiniz ki zaten karakterin ana eşyaları arasında da en gerekli eşyalar arasında liç puan var. Karakter Evelynn'i çok anımsatmıştı bana. Hani ilk oynadığımda böyle benzer şeyleri görmek, hatta eşyalarının benzer olduğunu görmek falan şaşırtıcı gelmişti ki bir o kadar da jungle'ı dönmesi onun kadar zor olabiliyor. Şimdi ben peşinden W'mu açacağım. Bu W'yu da hani demiştim ya analiz videosunu eğer izlediyseniz göreceksiniz. W'yu sadece şampiyonlara karşı verim alacak şekilde kullanıyorsunuz. Tamam. Şu an mesela bir hedefimiz var. Bunu işaretlediğimizde W'yu vurabiliyoruz ama ne ondan can kazanabiliyoruz ne de ondan hani eksik cana göre ilave hasar vurabiliyoruz. Normalde W yeteneğiniz rakibin eksik canına göre fazladan hasar veriyor. Sizin eksik canınıza göre de fazladan iyileştirme can kazandırıyor. O da bu yüzden şampiyonlara karşı karakterin daha güçlü olmasını sağlıyordu. Şöyle ben canımı falan otomatik bir yenileyim. Bu durumumuz bot lane'de takılıyor. Hızlıca bir level atlamamız lazım. Hatta beklemeyeyim. Şuradan bir seviye atlatalım. 3 level olsun. Udyr'ın yanına bir ufaktan geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar W yeteneğinden bahsettim. Umarım anlamışsınızdır W yeteneğinin mekaniğini. Şöyle minyonlara karşı falan da kullanabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi hasarı çok fazla değil. Şampiyonlara karşı kullandığınızda hasarı birazcık daha fazla oluyor. Udyr'ın üzerine atıldım. Hasarımı vurdum. Peşinden Q yeteneğimi vurdum. Udyr yavaşladı. Hani yapabileceğiniz bir sürü kombinasyonu var. Aradaki mesafeyi kapatmak için işte Q'nuzu atarsınız. Ardından pardon W'nuzu atarsınız. Ardından Q'nuzu patlatırsınız. Veya işte rakiple aranızdaki mesafe çok fazla değildir. Ve rakibin can barı azdır. Q'nuzu atarsınız. Rakip slow yer. Ardından W'nuzu atıp tekrardan devam hasarınızı getirirsiniz. Ve her yetenek kullandıktan sonraki otomatik hasarınızın vereceği hasar da çok fazla olduğu için rakibi eritmeniz de yine bir o kadar kolay olacaktır. Şimdi ben Q fulleyerek devam ediyorum tabi.
Ana ürün olarak da elektrik var tercihinde bulunup bunu orman oynadığımız için tercih ettim. Ormanda sihirli yıldızla oynamak verimli olmayacaktır. Fakat koridor aşamasında oynayacaksanız karakteri sihirli yıldızla oynamanızda fayda var. Çünkü Q yeteneğinizin menzili cidden çok fazla. Rakibi dürtme potansiyeli çok fazla. Atıyorsunuz şu menzilden rakibi dürtüyorsunuz. Ve sihirli yıldızla birlikte çok da rahat ilave hasar verebilirsiniz. O da aklınızda bulunsun. Hani zaten iki ana ürünü var olarak gözüküyor. Biri sihirli yıldız, biri de elektrik var. O iki ürünle oynayabilirsiniz. Şimdi ufaktan E yeteneğini göstereyim. Dün bunu yine çok konuşmuştuk. E yeteneğini kullandıktan sonra ikinci E'niz çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani beklemiyorsunuz kullanmak adına. Atıyorsunuz, size kalkanını veriyor. Bu kalkanı da sizin kastınız yetenek gücüne bağlı olacak şekilde veriyor. Bu da yine işlerinizi kolaylaştıracaktır. Yani bütün build'inizi tamamladığınızda çok çok daha fazla bir kalkan görebilirsiniz. Şu E yeteneğini göster, ileriye doğru atıldınız. Tekrardan rakibe E'nizi attınız. Tuttuğu anda direkt rakibin üzerine atılmanızı sağlıyor. Hızlı bir şekilde bunu kombolayabilmek için neler yaparsınız? E'nizi attınız, W'nuza yetiştiniz. Tekrar bir E'yi atıp hem sersemletme hem Q'nun slow'u, yani bir anda burst damage'inizi verebildiğiniz için elektrik var çok mantıklı oluyor jungle oynarken. Koridorda da yapabilirsiniz bunu. Biz yine bunu çok düşündük, işte karakter ormancı mı olacak, destek mi olacak, orta koridor mu olacak, top lane mi olacak. Artık karakterleri çoğu koridorda oynamaya müsait yapıyorlar. Ha, jungle olarak geldi ama açıkçası hala sindiremiyorum karakterin jungle olmasını. Hani bana sanki birazcık daha orta koridor büyücü karakteriymiş gibi geliyor. Aynı zamanda da suikastçı bir karakter zaten. Çok rahat fazlasıyla hasarınızı çıkartabiliyorsunuz. Şimdi Udyr gelsin. Udyr'ın mesela ultisi onu Anka kuşuna çeviriyor. Sadece ultisini mi kopyalayacak yoksa karakterin diğer yetenek ikisini de kopyalayacak mı? Bunu soruyordunuz. Ben size hemen cevabını göstereyim. Ultinin menzili öncelikle çok büyük. Şu Udyr'a bastık. Udyr'ın Anka kuşunu aldık gördüğünüz gibi. Ve siz yeteneği kullanana kadar yetenek oradan kaybolmuyor. Merak etmeyin. O değil, Udyr bizi iyi dövüşte. Anka kuşunun hasarını sürekli olarak veriyoruz gördüğünüz gibi. Hiç aksatmadan dövdüm biz Udyr'cim. Hadi gel şimdi döv. Mesela ben şu an şu bekleme süresini bir kapatalım. Can yenilemeyi de kapatalım. Udyr'ın ultisini kullandık. 5 saniyeye düştü ama bu tekrar kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. Bakın 85 saniyeye tekrar düştü. Şu an ultimiz bekleme süresine girdi. Udyr gibi bir karakterin ultisini bir defa kullanabiliyoruz. Yani Anka kuşu formunda bir kere alan etkili bir hasar vuruyor. Onun dışında hiçbir hasar vurmuyor karakter. Bu kadarıyla kalıyor. Sen botsun, kendine gel. Şu an mesela bu kadar canımız var. Bakalım W'mla ne kadar can çalacağım Udyr'dan. Aşağı yukarı %40 falan yaptı can barımızı. Çok da fazla doldurmadı. Tabii daha bir seviye sonrasında artacaktır bu can yenilemesi. Karakterin yetenek kiti bu şekildeydi arkadaşlar. Hani benim sizlere gösterebileceğim en önemli şey bu. Eşyaları zaten dediğim gibi Leech puan mutlaka almanız lazım karaktere. Morello'yu duruma göre alabilirsiniz. Mesafe kapatmak için roket kemer çok mantıklı olacaktır. Eko var yapabilirsiniz karaktere. Hızlı bir şekilde aranızdaki menzili kapatabilirsiniz. Tabii hani merak edilen bir diğer soru mesela Jayce ultisi, onu mesela videoda gösterebilir miyim bilmiyorum ama Jayce ultisinde de hani Jayce'in sonuçta elindeki çekici değiştirmeye yarayan bir ultisi var. Hani menzilli yapabiliyorsunuz veya yakın menzilli olabiliyorsunuz. Aynı şekilde Nidalee ya kaplan oluyorsunuz ya insan formunda duruyorsunuz. Elise ya örümcek oluyorsunuz ya insan formunda oluyorsunuz. Bu şampiyonlarda karakterin tüm yetenek kitini kopyalıyor karakter. Ve hani Q'sunu da W'sunu da E'sini de kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Takım savaşında yine işleri değiştirebilir. Hani bir Elise olup işte W'nüzü atıp hızlı bir şekilde alan etkili bir hasar verip peşinden E'nizi atıp rakibi burstleyebilirsiniz. Veya E, W, Q kombonuzu yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ve elektrik verdiğiniyle girdiyseniz rakibi bu şekilde burstleyebilirsiniz. Çünkü yetenek gücünüzden de hasar alıyor. Karakter çok yönlü. LoL'e bu tarz karakterlerin gelmesi açıkçası çok güzel olmuş. Ben de bu olayını çok beğendim karakterin. Hani ilaveten burada söyleyeceğim pek bir şey yok. Merak eden arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Dün yine analiz videosunda da çok konuşmuştuk. Altındaki yorumlarda da çok merak ediliyordu. Hani karşıda Lux var.
ve bu Lux atıyorum bir eşya tamamlamış. Fakat biz 6 eşya tamamlamışız. Şimdi ben Lux'un ultisini kullanırken kendi yetenek gücümden mi hasar vereceğim, yoksa bir eşyalı Lux'un yetenek gücünden mi hasar vereceğim? Ultinin açıklamasında da yazıyor. Siz kendi yetenek gücünüzden hasar veriyorsunuz rakibe. Lux'un yetenek gücünden değil. Çünkü kasmamış bir rakip olabilir ama ultisi çok değerli olabilir. Siz bunun hasarını verirken kendi yetenek gücünüzden hasar veriyorsunuz. E peki karşıda Zed var abi ve ben bir AP karakterim. Karşıda bir Talon var abi. Ben bir AP karakterim. Draven var. Hani bu şampiyonların ultisini kullanırken ne olacak? Bu şampiyonların ultisini kullanırken de yine sizin yetenek gücünüzün belli bir miktarı kadar hasar verecek şekilde bu şampiyonların ultilerini kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir detay olmuş. Hani siz kasmışsınız ve bu kasmış haliniz boşa gitmemiş oluyor. Değerlendirebiliyorsunuz yani. Kasmamış bir adamın ultisini alıp kullandığınızda verimsiz kalmıyorsunuz. Bunu açıkladım. Şimdi arkadaşlar bir botlara karşı oyun gireceğim. Karşı dediğim gibi merak ettiğiniz şampiyonlar olacak. Bu arada Kalista'yı yanıma koyamayabilirim. Botlarda çünkü Kalista yanımıza alınmıyor. Kalista için de şunu söyleyeyim. Rakip takımda Kalista var diyelim. Kalista'yı rakip takıma koydunuz. Nasıl oluyor? Ultisini çalmak istiyorum. Merak edilen bir diğer soru. Kalista'nın mızrağı envanterinize geliyor arkadaşlar. Oyun başında Kalista'da olduğu gibi. Ve bu mızrağı takım arkadaşlarınızdan birine bağlayabiliyorsunuz. Ve o koridora gittiğinizde Kalista üzerinde ultinizi kullandığınızda o takım arkadaşınızı alıp rakibin üzerine fırlatabiliyorsunuz. Oyun içinde bu çok fazla çeşitlilik gösterecektir. Eminim ki denenecektir de ki denemeye de çalışacağım bunu. Karşıya Kalista geldiği bir oyun olduğunda çok keyifli olacaktır. Merak eden arkadaşlar için de o bilgiyi vermiş olayım. Dediğim gibi karşıda Kalista varsa size Kalista'nın mızrağını oyun başında veriyor. Onu istediğiniz takım arkadaşınıza bağlıyorsunuz ve Kalista'ya ultinizi kullandığınızda ardından sizde Kalista ultisi beliriyor ve bağladığınız takım arkadaşınızı yine Kalista'da olduğu gibi rakibin üzerine fırlatıyorsunuz. Birazcık karışık gelmiş olabilir burası ama oyun içinde oynarken daha iyi göreceksiniz. Şu an Kalista'yı yani botlarda seçemediğimiz için gösteremeyeceğim. Bu yüzden de açıklama gereği duydum. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Silas'a devam ediyoruz. Şu an 16 level yaptım kendimi. Botlara karşı açtık. Karşıda merak ettiğiniz karakterler var. Annie, Shen, Kartuş, Kogat ve Darius olmak üzere. Bu şampiyonların ultilerini biliyorsunuz. Global çoğu ama hani merak ettiğiniz şeyler bu şampiyonların ultisinin nasıl kullanıldığı hakkındaydı. Sizlere çok enteresan şeyler göstereceğim. Hani beklemediğim şeyler oldu bu oyun boyunca. İlk etapta şunu söyleyeyim. Ultiniz arkadaşlar %40 bekleme süresiyle ve ultinin 3. seviyesiyle birlikte 9 saniye gibi bir rakama düşüyor. Tabii bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bir rakip şampiyon üzerinde ultinizi kullandıktan sonra aynı şampiyon üzerinde bir kere daha ultinizi uzunca bir süre kullanamıyorsunuz. Tabii bu uzunca süre dediğim çok 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 uzun bir süre zarfı değil. Yine kısa bir süre zarfı. Ama dediğim gibi ultinizi kullanmanıza mani olan bir süre zarfı. Bu arada botların hepsi top lane'e toplanmış. Şimdi bir diğer göstermek istediğim şey gördüğünüz gibi bu birim semirerek 160 ilave can kazandı diyor. Biraz önce Kogat'a ultimi kullandım ve Kogat'ın ultisinin pasifini de aktifini de almayı başardık. Şimdi mesela tekrardan Kogat'ı işaretledim. Bizim Blitzcrank fazla agresif davrandı burada ama. Mesela şurada en iyi ultimi atabilecek miyim? Birilerine ultimi atmam lazım. Kogat ultisini vurduk ve gördüğünüz gibi siteğimiz ikiye çıktı. Ziyafet siteğimiz ve ilave can kazandık. Hem Kogat'ın ultisinin pasifini kalıcı olarak stackliyoruz hem de Kogat'ın ultisinin aktifini kullanıyoruz. Bu o kadar epik bir şey ki hani tank olmayan bir şampiyonu, full yetenek gücü olan bir şampiyonu karşınıza Kogat varsa tanklaştırıyorsunuz. Aynı şekilde Alistar ultisini aldığınızı bir düşünün. Hani yapabileceklerinizin cidden sınırı yok. Çok tank bir takım savaşı geçirebilirsiniz. Bir anda rakibi yok edebilirsiniz. Bu da işlevselliğinizi arttıracaktır. Ben şimdi hemen şuradan Shen'in ultisini de sevilmek istiyorum. O aradan Shen'in ultisini de göstereyim. Shen'in ultisi mesela üzerimizde var. Sadece ultisi geldi ve Blitzcrank üzerinde ultimizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir Shen olup top lane'de oynuyorsanız hızlı bir şekilde takım arkadaşlarınıza yardım edebiliyorsunuz. Shen ulti atıyor. Siz ona ultinizi atıyorsunuz ve Shen'le birlikte takım arkadaşlarınıza yardıma gidiyorsunuz. Hani hem koridoru dar ediyorsunuz
Hem de Shen'in gittiği yere siz de onunla birlikte gitmiş oluyorsunuz. Bu bakımdan da çok epik bir hale geliyor tekrardan. Şimdi ben bir base'imi atayım. Full bekleme süresinde azalma şeyleri aldık. Şu an mesela Kogat'ı ultimi tekrardan kullanamıyorum. Şampiyon hazır değil diyor. Bunun ne kadarlık bekleme süresinde olduğunu göremiyorum veya en son hangi takım arkadaşımıza kullandık bilemiyoruz. Bu da haliyle sorun yaşamamıza neden olabilir. Takım savaşı sırasında muhtemelen onu göstereceklerdir. Şimdi mesela burada Darius var. Ultimi kullandım tek yemedi. Ama normalde 5 tane hasar vurmuş bir Darius bunu yaptığında hani 5 kanama yükü oluşturmuş bir Darius bunu yaptığında muhtemelen rakibinize tek atardınız. Ardından da devam ederdiniz. Şimdi biz Darius'u tekleyemediğimiz için ultimizde devam edemedik pozisyona. Darius'u tekleyebilseydik muhtemelen burada işler daha kolay olurdu. Darius ultisi de şu şekilde işliyor arkadaşlar. Öldürdünüz ya birimi. Normal Darius'ta olduğu gibi. Ultiniz tekrardan sıfırlanıyor ve tekrar kullanabiliyorsunuz. Kartuş için göstereceğim şimdi de. Kartuşun ultisi hanemize yazıldı. Pek bir şey yapmamıza gerek yok. Savaşalım arkadaşlar. Şöyle tek atmak istemiyorum. Basıyorum kartuş ultisini. Rakip takımdaki herkes yiyor. Sadece kartuş değil, rakip takımdaki herkes ultiden hasar yiyor. Ve direkt görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ultim tekrardan geliyor. Bunu takım savaşında peş peşe kullanabildiğinizi düşünün. Yani bir takım savaşında iki defa rakibin ultisini kullanabileceksiniz garanti. Ve bu oyundaki bütün etkiyi, bütün her şeyi değiştirecektir. Bu arada yine kartuşta olduğu gibi ultinin bir odaklanma süresi var. Yani animasyonları falan birebir rakibin animasyonlarını kopyalıyorsunuz. Her şeyi aynı. Şimdi Shen'i gösterdik, kartuşu, Kogat'ı, Darius'u gösterdik. Sırada bir Annie var. Annie'yi bir görmek istiyorum map'te. Onu görürsem onun yanına da gideceğim. Tam top lane'de gözüktü. Onun da bir ultisini çalalım. Son seviyede ultimizin range'i yine bu kadar. Değişmiyor sanıyorum. Ultinin menzili büyümüyor diye düşünüyorum. Yani bana öyle geldi en azından. Yanlış bilgi de vermeyeyim. Annie'nin ultisini alalım. Mesela Annie'nin ultisine 4 stack olduğunda siz sersemletme atabiliyorsunuz. Ben de şimdi Annie ultisini kullanacağım. Rakibi sersemletemedik mesela. 4 stack olmasına rağmen. Ha bu bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmeyecektir. Ama en ultisinin hasarını vurmuş olmanız bile sizlerin rakibi teklemeniz için yeterli olacaktır. Kartuşum sen de gel. Seni de pistten alalım. Hani yetenek kiti o kadar kısa ki %40 cooldown'la birlikte sürekli yetenek spamlayabiliyorsunuz. Karakter çok güçlü. Ayımız gördüğünüz gibi hala yanımızda. Annie ultisinin yaptığı şeylerin aynısını yapıyor. Yine yönlendirebiliyorsunuz ayınızı bu şekilde. Gibi gibi karakterin birçok alternatif var. Ben elektrik ver rünüyle oynadım. Çok beğendim. Bence sizler de elektrik ver veya rakibi dürtmek istiyorsanız sihirli yıldız rünüyle birlikte oynayabilirsiniz. Karakter bu şekildeydi arkadaşlar. Hani Kah Darius ultisi attık. Kah Kartus ne? Kartus ultisi kullandık. Kah Annie olduk. Ayımızı attık. Ne bileyim. Gibi gibi. Güzel bir karakter. Ben çok beğendim açıkçası. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like ve yorum atarak bunu bana belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca denememi istediğiniz şeyler varsa karakter sunuculara tam olarak geldiğinde sizler için deneyebilirim. Yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.